yepyeni ve birbirinden farklı bulmaca sorularıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlere hırsızın veya katilin kim olduğunu sormayacağız. Doğru kapıyı seçtirip birinin hayatını da kurtarmayacaksınız. Tam tersi, bugün bilgilerinizi, gözlerinizi ve dikkatinizi test edeceksiniz. Bunun yanında bir de kişilik testiyle kişiliğinizi analiz edeceksiniz. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Karşınızda 30 metre uzunluğunda bir koşu pisti bulunmakta. Yarışmacılarsa sıradan bir insan, dünyanın en hızlı yılanı, Usain Bolt, dev bir kaplumbağa, su aygırı ve fil. Sizce bu yarışmacılardan hangisi 30 metrelik parkurda bitiş çizgisine en önce varır? Yarışın galibi elbette 2.45 saniye ile Bolt olacaktır. İkinci 2.7 saniye ile fil, 3.6 saniye ile su aygırı üçüncü, 4.7 saniye ile de yılan dördüncü olacak. 10.8 saniye ile insan beşinci ve sonuncu da dev kaplumbağa olacaktır. Şimdi ise karşımızda 100 metre koşu parkuru var. Yarışmacılarımızsa Usain Bolt, deve koşu, çita, kaplan, yarış atı ve aslan. Peki bu zorlu yarışın galibi kim olabilir? Çita tabii ki de bu zorlu yarışın galibi olacaktır. Çita bitiş çizgisini 3.3 saniyede görürken ikinci olan deve kuşu 3.9 saniyede, aslan 4.7 saniyede, yarış atı 5.2 saniyede, kaplan 6.2 saniyede ve yarışın sonuncusu olan Usain Bolt ise 8.2 saniyede görecektir. Hadi hem parkuru hem de soruyu biraz zorlaştıralım. 800 metrelik bir koşu parkurunu gezici bir doğan mı, bir Formula 1 aracı mı, Şangay Maglev treni mi, havadaki ses mi, bir çita mı yoksa Airbus A380 yolcu uçağı mı hızlı tamamlar? Sizce bu yarışın kazananı kim olur? Havadaki ses 2.3 saniyede bitiş çizgisini görerek yarışı kazanır. Daha sonra 3.2 saniye ile Airbus A380 yolcu uçağı bitiş çizgisini görecektir. Üçüncü olan 4.8 saniye ile Şangay Maglev treni olurken Formula 1 yarış otomobili 7.8 saniye ile dördüncü, gezici doğan 9 saniye ile beşinci ve 24 saniye ile de çita yarışın sonuncusu olacaktır. Hadi biraz da gözlerimizi test edelim. Sizden gördüğümüz resim içerisinde gizlenmiş baykuşu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde gizlenmiş baykuşu bulabilecek? Resim içerisinde gizlenmiş baykuş sağ tarafta kameraya doğru bakmakta. Yine gözlerinizi zorluyoruz. Sizce bu kayaların arasında bir yerde bir sincap olabilir mi? Varsa nerede? Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Kayaların arasında gizlenmiş sincapı sizler için gösterdik. Peki sincapı kimler bulabilmişti? Şimdi ise gelin dalların arasında gizlenmiş bu geyiği bulmaya çalışalım. Bu sefer sizi pek zorlamayacağız. Dalların arasındaki geyiği sizin için gösterdik. Yine gözlerinizi zorlayacak bir resim ve biz sizden yine resim içerisinde kamufle olmuş hayvanı bulmanızı istiyoruz. Hemen karşınızda duran baykuşu fark ettiniz değil mi? Yoksa siz de çoğunluk gibi baykuşu ağacın gövdesinde mi sandınız?
Şimdi ise size iki resim göstereceğiz ve aradaki 7 farkı bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde 7 farkın hepsini bulabilecek. İki resim arasındaki ilk fark ağaçtaki elmanın rengi. Diğeri ağaçtaki elma sayısı. Üçüncü fark domuzun askılarının rengi. Dördüncü fark camdaki yansıma. Beşinci fark yerdeki mor çiçek. Altıncı fark domuzun kuyruğu. Ve yedinci farksa resmin solundaki zeminin şekli. Sevimli tavşanların yer aldığı bu iki resim arasındaysa 3 fark var ve biz sizden bu farkları bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki ilk göze çarpan fark tavşanın papyonunun rengi. İkinci fark yumurtanın yeşil deseninin üzerindeki benekler, son farksa tavşanın ayaklarında. The Simpsons ailesinin yer aldığı bu iki resim arasında da 3 fark bulunuyor. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki farkları sizler için gösterdik. Peki kimler farkların hepsini bulabildi? Bu sefer sizden iki resim arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı ama iş zorlanırsanız videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki tüm farkları sizler için gösterdik. Hepsini bulduysanız tebrikler. Çok keskin gözleriniz var. Şimdi ise küçük bir kişilik testimiz bulunmakta. Kişiliğinizi analiz edeceğimiz bu testte sizden dikkat etmenizi istediğimiz önemli unsur, sorunun üzerinde hiç düşünmeden aklınıza gelen ilk cevabı vermiş olmanız. Bir hastane koridorundan çekilmiş bu resimde siz ilk hangisine yardım edersiniz? Büyük saksıya çarpmak üzere olan yaşlı kadına mı, ağlayan çocuğa mı, düşmek üzere olan adama mı, yoksa elindeki dosyayı düşüren hemşireye mi? İlk olarak kime yardım ettiniz? Eğer cevabınız yaşlı teyze ise siz katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve gelenek göreneklere de saygı duyuyorsunuz. Aynı zamanda rasyonel bir bakış açısına sahip olduğunuz için asla düşünmeden hareket de etmiyorsunuz. Eğer ki cevabınız ağlayan bebekse siz çok hassas ve naif bir kişiliğe sahipsiniz. Bu nedenle de şimdiye kadar çok kırılmış ve incinmişsiniz. Bunun dışında fedakar ve iyi bir dinleyici olduğunuz için arkadaşlarınız sizin yanınızda her zaman iyi hissetmekte. Eğer siz ilk olarak ayağı alçıda olan adama yardım etmeyi seçtiyseniz, siz anı deli dolu yaşamaktan ve iyi vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz. Diğer bir yandan fazla konuşmaktan ve memnuniyetsiz tavırlardan haz etmiyorsunuz. Lider özellikleriniz çok baskın olduğu için insanların size söyledikleri pek umurunuzda değil. Son olarak eğer ki siz ilk olarak hemşireye yardım etmeyi seçtiyseniz, siz uyumlu ve iyimser birisiniz. Bu yüzden hayatın güzel yönlerini görmeyi tercih ederek sorunları göz ardı ediyorsunuz. İnsanlarla iletişiminiz çok iyi olduğu için de yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyorsunuz. Basit kişilik testlerimize devam edelim. Peki bu resme baktığınızda ilk ne gördünüz? Eğer ki ilk aslan gördüyseniz, siz korkularınızla hatta en büyük korkunuzla bile yüzleşmekten korkmuyorsunuz. Bu yüzden de çok cesur birisiniz. Eğer egzotik bir kuş gördüyseniz, siz zaman zaman uçarı ve sorumsuz bir insan olabilmektesiniz. Aynı zamanda yaratıcı bir kişiliğiniz ve dünyayı daha iyi bir hale getirme gibi büyük bir isteğiniz de bulunmakta. Peki bu resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Sakın fazla düşünmeyin ve verdiğiniz cevapta dürüst olmaya çalışın.
Eğer resimde köpeğin burnunu gördüyseniz, bu resmi soldan sağa incelediğiniz ve sıradan bir kişi olmadığınız anlamına gelebilir. Mantıksal düşünen ve gerçeğin tutarlı analizini yapan bir karaktere sahipsiniz. Eğer köpeğin bacağı ve kuyruğunu fark ettiyseniz, daha orijinal kararları beğendiğiniz anlamına gelmekte. Bu, mantıklı düşünmeyi kullanmadığınız anlamına gelmez. Yalnızca bir sorunu çözmeye çalışırken yaratıcı bir yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Peki bu resme ilk baktığınızda ne gördünüz? El mi yoksa bacak mı? Resme ilk baktığınızda ne gördüğünüzü bizimle yorumlar kısmından paylaşın. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.